Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir modelle karşınızdayım. Biraz uğraştırıcı bir modelimiz. Yani bir tek zor olabilir ama çok güzel bir model. Çantada gördüm çanta modelini. Sizlere yelek hırka bluz isterseniz çanta olaraktan da yapabilirsiniz. Çantada daha farklıydı. Ben bunu yelek olaraktan uyarladım. E, tabi uzun hırkalarda da çok güzel olur. E, böyle kalın iplerle çanta yapabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz bu modelinle. istediğiniz şekilde değerlendireceğiniz bir model. Yelek olarak da çok güzel olur. E, tabi siz bunu nerede kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz arkadaşlar. ipimiz Aliz Angorogos serisinin ipi. Her zamanki kullandım simli bir ipimiz. Tığım her zamanki gibi. Şöyle. 3 numara 1.70 mm arkadaşlar. Ee, genelde hep bu numarayla elim alışkan olduğu için bunu kullanıyorum. İpimiz de simli bir ipimiz arkadaşlar. Tabi siz hangi iple çalışmak istiyorsanız hangi renkle çalışmak istiyorsanız bu size kalmış bir şey. Küçük bir model anlatacağım. Videomuz biraz aşamalı olduğu için arkadaşlar daha iyi anlamanız için küçük bir şekilde anlatacağım. Siz bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle hemen. ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar şöyle kanalıma abone olmak ücretsizdir bildirimleri de açarsanız en attığım videolardan haberdar olursunuz bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar kenarımız için 5 adet bakın 1 Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım 2 3 4 5 adet kenar için düşündüm. Ve bundan sonrasında 1 2 tane atlıyoruz. 3. çift battığımız için 3'ün katları olarak 3 yani tane yaptım. 1 2 3 2. modelimizin 1 2 3 3. modelimiz 1 2 3 4. modelimiz 1 2 3 5. modelimiz. Burada arkadaşlar şöyle 5 tane ikili aynı yere battığımız 1 2 3 4 5 tane aynı yere battığımız modelimizi kurdum şimdi tekrardan 1 2 3 4 5 adet zincirimi çekiyorum arkadaşlar burada küçük bir şekilde anlatacağım için aynı yere iki kere battığımız yerler olduğu için arkadaşlar modelimizde tekli olması lazım şimdi ilerledikçe modelimiz anlayacaksınız şöyle hemen tutuyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve tığın başına doluyorum hemen tuttuğum yere batıp ikili trabzanımı uyguluyorum tığın başına doluyorum bir sonrakine geçiş yapıyorum ikili trabzanımı uyguluyorum tığın başına doluyorum bir sonrakine geçiş yapıyorum ikili trabzanımı uyguluyorum tek sayılı bir ikili trabzanlar kaz ayakları uygulayacağız arkadaşlar sayılarınızı o şekilde yapın ben 5 5 model Pardon 5 tane kazaya ama 3 tane model çıkacak o kazaklarından O yüzden 3'ün katları olaraktan çalışıyoruz Tek sayıya denk gelecek bilginiz olsun Çift sayıda denk getirebilirsiniz ama başlangıcınızda Genel başlangıcımızda tek sayı olarak arkadaşlar çift sayıda bir taraf Tam bütün oluyor bir taraf boşluk kalıyor Yani burada tek sayıya denk getirmeniz gerekiyor. İkili trabzanlarımızı bakın uyguluyorum şimdi. Böyle tığın başına doluyorum. Her bir zincirin içine bataraktan ikili tırabzanlarımı uyguluyorum. Üçün katları olarak demiştik. 3 arada iki boşluk. Üçüncüye trabzanımızı yapacağız. Arada iki boşluk. Üç, üçüncüye tırabzanımızı yapacağız. Bir üst sırada. Böyle ikili tırabzanlarımı hemen hızlı bir şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Çok büyük çok uzun olmadığı için Hemen bunu uygulayalım. İkili trabzanlarımızı bu şekilde uyguluyoruz. Bakın zincirlerinizi yeni başlayanlarımız denk gelirse bu videoma sıkı zincir çekmeyin çünkü içlerine batarken bakın hiç sorulanmadan rahatlıkla trabzanlarımı uyguluyorum. Yeni başlayanlarımız elleri kip olacağı için hani çok sıkı bir model yapmıyoruz. Modellerimiz böyle yumuşak durmasını istiyorsanız elinizi çok sıkı tutmayın arkadaşlar. Gevşek yapın. Çok aşırı da hoş olmasın yani çok aşırı da gevşek olmasın. Trabzanlarımı uyguladım. Şimdi bir sıra daha 1 2 3 4 çevirdim. Bakın hemen burada ikili trabzanlarımı hızlı bir şekilde aynı şekilde uyguluyorum böyle tığım başına doluyorum ikili trabzanları mı uyguluyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar iki sıra ikili trabzan yapıyoruz sonrasında da model kurulumuza başlayacağız aralarda hep ikili trabzanlar uygulayacağız böyle gördüğünüz gibi her birine bataraktan ikili trabzanlarımı uyguluyorum elimdeki modelim küçük olduğu için durdurmak istemedim arkadaşlar hemen devam ettim bu şekilde siz ileri, ileri sarabilirsiniz videolarımda trabzan şeklinde anladıysanız modeli kuruluna gelmeniz için ileri sarmanız yeterli. Hani yeni başlayanlarımız denk gelir diye ben her aşamasını sıra sonuna kadar uyguluyorum. Hani kafalarında soru kalmasın diye şöyle hep birine battım. Bakın en sondaki zincirimize travlandan saydığımız için batıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim tığın başına doladım hemen ikinciye batıyorum trabzanımı yaptım bir zincirimizi trabzandan sayıyoruz 3 4 5 adet trabzanımı yaptım yani şu bakın zincirimizi trabzandan sayıyoruz 1 2 3 4 5 adet trabzanımı uyguladım şimdi yapmamız gereken işlemimiz 1 2 zincir çekiyorum bakın bir iki üçüncü bataraktan bir adet ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Tığım başını doluyorum. Şöyle bir adet daha ikili trabzan yaptım. iki zincir çekiyorum. Bir iki üçüncüye bataraktan ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere batıyorum tekrardan. Bir iki zincir çekiyorum. iki tane atlıyorum. Üçüncü. Burada tekli çalışma olacak. Bir iki üçüncü yapıyoruz. Beş tane demiştim. 5 model kuracağım ama üç tane model çıkacak arkadaşlar 1 2 zincir bir tane atlıyorum şöyle 1 2 3. bataraktan ikili trabzanımı yapıyorum bir iki üç dört bir iki zincir çekiyorum bir iki tane atlıyorum ve beşinciyi bakın beşinci trabzanı yapıp aynı yere tekrardan batıp 5. trabzanımı da yaptım. Şimdi 1 2 zincir çekip 1 2 tane atlayıp buradaki kenarda kaç tane trabzanımız varsa onu uyguluyoruz. 1 2 3 bu tarafta 4 tane. Aslında ben 5 tane ayarladım. Demek ki evet zincirimizde bir tane sıkı olduğu için onun içine batmamışız arkadaşlar. Şimdi 5.yi de şöyle hemen dördüncüyü de batalım gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar şu V'lerimizi ya da aynı yere battığımız travzanlarımızı 1 2 3 4 5 tekli olacak arkadaşlar yani buradan üç tane model çıkaracağım şimdi buna yapacağız buna yapmayacağız buna yapacağız buna yapmayacağız ve kenardakini yapacağız şimdi bunun aşamasına geçiyoruz nasıl olduğunu anlamamız için bir zincir çekiyorum modelimi çeviriyorum hemen buraya sık iğne olaraktan batıyorum hemen bir sonrakine sık iğne olaraktan batıyorum bir sonrakine sık iğne olaraktan batıyorum ve bir sonrakine sık iğne olaraktan battım Burada modelimizin kurumuna geçerken sık iğne çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi tığın başına doluyorum. Burada V şeklimizi vereceğimiz yani aynı yere bir iki kere battığımız yerin şöyle tek kanadını alıyorum. Buraya bir trabzan iki trabzan ikili trabzan tığın başına doluyorum batıp ilmek çekiyorum 3. trabzanım aynı yere şu yani burada V'mizi tekini dolduruyoruz yani şu V'nin tek kanadını dolduruyoruz şimdi 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 adet bakın burayı doldurdum şöyle tutuyorum tığın başına doluyorum bu sefer bu tarafı dolduracağız geçişimizi hiç zincir çekmiyoruz ama batarken bakın kesinlikle böyle içten batmıyoruz şunu şöyle düzeltiyoruz elimizde bakın tığın başına doladım benden tarafı şöyle bakın buradan battım ilmeğimi çekip 1 2 3 4 5 6 7 8 ve bakın 9 adet zincirimi çektim modelin bakın bu şekilde bunu burada aynı yere iki tane battığım var diye bunu şöyle ortasından batıp sık iğne ile sabitliyorum birinci modelimizi yaptık burada üç tane çıkacak demiştim Şimdi tığın başını aynen doluyorum. Bakın bir sonrakini. Bunun ortasına battım. Burada 5 tane vardı. Bakın bir yaptım. Bunun ortasına battım birleştirdim. Şimdi tığın başını doluyorum. Aynı işlem. Tek kanadın ilk önce 9 adet dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle düzeltiyorum elimde modelimi tığın başına attı oluyorum bunu şurada yeniden tekrar düzeltip önden girip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet trabzanımı yaptım. Bakın yukarı doğru çıktım. Buradan girdim yukarı doğru çıktı Bunu hemen buradakine sabitliyorum. Sık iğne ile tekrar uzatıp ve bunu da aynı şekilde V'nin etrafını 9 bir tarafta 9 bir tarafta hiç zincir çekmiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tığın başına doluyorum bakın bunu düzeltiyorum şu şekilde ve bunu ön taraftan şöyle giriyorum kesinlikle buradan batmıyoruz arkadaşlar bu taraftan çünkü dönme işlemini yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 uyguladım bakın buraya hemen trabzanlarımızın tepesine sık iğne olaraktan batıyorum bir burada kaç tane varsa uyguluyoruz 4 5 şöyle modelimizi tuttuğumuzda bakın 5 trabzan ama 3 model çıktı böyle gördüğünüz gibi ilk sıramızı yaptık şimdi arkadaşlar yukarıya geçiş yapıyoruz 1, 2, 3, 4. Çantada daha farklıydı. Ben bunu kendimce değiştirdim arkadaşlar. 1. Böyle ikili trabzanlarımızı kenardaki iki trabzan sayımız kaç tane? Burada bakıyoruz. 5 tane. Hemen 5 taneye batıyoruz. Şöyle düzeltelim. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane zaten battım hiç zincir çekmiyoruz. Tığımızın başına doluyorum. Bakın burada zincirimiz var ya hani geçişlerimizi zincirle yapmıştık. O zincirimizi buluyoruz şurada. Şu şekilde. Şöyle biraz havaya kaldırıyoruz. Bunun içine batıyorum. İkili trabzanımı uyguluyorum bir tane. Aynı yere tekrardan batıp ikili trabzanımı uyguladım. Sadece zinciri. Bu ortada V'nin etrafını yapmıştık. Buraya şöyle orta kısmına batıp bir tane yapıyoruz. Çünkü bunun üstüne bir üst sırada iki tane batılıyor. Şimdi buraya bu zincire iki tane battım. Bir tane battım. Bir sonraki yandaki zincirimizde de aynı şekilde bir iki tane yan yana trabzan yapıyorum. Tığın başına doluyorum ve V'nin ortasına şöyle düzeltip bakın bu şekilde battım. Bir sonrakine geçiyorum. Bir iki tane trabzan yan yana bir tane ortaya bakın şöyle tutuyorum hemen diğer zincirli olan yere iki tane yan yana bir iki ve V'nin ortasına tekrardan yandakine ikili V'nin ortasına modelimizin ve tekrardan ikili ikili trabzan arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz ve son şuradaki dört tane kalan ikili tırabzanlarımı uyguluyorum. Bakın arka kısmımız bu şekilde olacak. Şimdi ön kısmımızın görünümü bakın bu şekilde. Hiçbir farklılık olmuyor. Sadece ortaya batıyoruz. iki tane yana modelin ortasına, V'lerin ortasına birer tane batıyoruz. Sadece zincir olan yerlere ikişer tane. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir modelimi çevirdim ve bu sıramızı sadece ikili trabzan uyguluyoruz. Bakın sadece ikili trabzan uyguluyoruz. Böyle her birine bataraktan ilerliyoruz. 2 sıra trabzan yapacağız. 1 sıra V yapıyoruz. Aynı yere batma. Diğer sıramızda o V'lerin içini dolduruyoruz. Tekli sayı olmasını unutmuyoruz. Yani tekli bir çalışma olacak. Bu Vlerimiz arkadaşlar kesinlikle tekli yapıyorsunuz sayınızı ona göre alın. Tekli denk gelmiyorsa kenar tırabzanlarınızı arttırabilirsiniz. Üçün katları olaraktan sayıyorsunuz başlangıcınızda. Bakın hemen yaptım. 1 2 3 4 zincir modelimi çevirdim. Burada kaç tane trabzanımız vardı? Hemen kenar tırabzanımızı yapıyoruz. 3 4 adet bakın. 1, 2, 3, 4, 5 adetmiş. bir adet daha kenar trabzanımızı yapıyoruz. Bakın kenar trabzanımı uyguladım. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2 tane çekip ortaya batıp bir trabzan yapıyorum. Zaten modelin hemen ortasına denk geliyor. Bakın ilk V'nin tepesine denk geliyor. 2 tane atlıyoruz. Aynı yere tekrardan benim yaptığım gibi arkadaşlar bu zincirli olan iki tane ortadan batana bir tane ve elinin içine bir tane bakın şöyle iki tane ortadaki ve bir tane kenarlardaki verilen içine de bir tane trabzan yapıyoruz onu karıştırmıyoruz şimdi hemen birinci ve'mizi yaptık iki zincir bir iki tane atlıyoruz üçüncü yapıyoruz aynı yere tekrardan batıp tekrardan iki zincir bu şekilde tekrardan yapıyorum 2 zincir bakın kaç tane oldu hemen bakıyoruz 1 2 3 4 5 tane bakın aynı alttaki sayılarımız ve denk geliyor şu sayımıza denk geliyor 1 2 zincir çekiyorum 2 tane atlıyorum 3. batıp kenardaki 4 tane trabzanımızı uyguluyoruz Model sıralımımız bu şekilde gidiyor. Şöyle çevirdiğimize bakın. Bu şekilde görünecek. Şimdi bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum modelimi. Hemen bu tepe kısmına sık iğnelerle dönüş yapıyoruz. Model kurulumunda sık iğne uyguluyoruz arkadaşlar. Bakın sık iğnelerimi yaptım. Tığın başına doluyorum. İlk şöyle eline doluyoruz. İlk trabzanı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yaptım bakın. 9 tane yaptım. Tığım başına doluyorum. ikinci ve kağıdımızı alıyoruz ama bu taraftan batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hemen buraya sabitliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın ikinci sıramızı da yaptık 9 tane buraya sabitledik bundan sonrası hep tekrarlardan oluşacak aynı şekilde ben hemen şöyle gördüğünüz gibi size önceden çalıştım böyle biraz örülüşü bakın çok güzel bir model oldu. İstediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Bu modelimizi şöyle netleştirelim arkadaşlar. Arkadan görünümü bu şekilde bakın ve ön taraftan görünümü bu şekilde. Farklı bir model. Yapılışı da oldukça kolay bir model şöyle. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi sık iğnelerimizi yapıyoruz. Kenarlardaki sayımız 5 tekli sayı olacak. Bunda mesela kaç tane yapmışız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 adet uygulamışız. 13 adet tekli olaraktan V'lerimizi yapmışız arkadaşlar. Tek sayı olacak, çift sayı yapmıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız en attığım videolardan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a